razı olan yaşar derler. İyi bir sözdür, razı olmayan kahrından gider. Aslında akıl razı olmayı emreder. Çünkü insan gücü çok mahduttur ve tek bir insan bulunduğu muhiti istediği gibi veya kendisinin düşündüğü bir şekle sokabilmekten acizdir. Onun için kendi muhitine intibak etmesi daha akıl kârıdır. Bu insanların her birinin üzerinde bir kimsenin çalışıp efendim kendi iradesini onun üzerinde yürüttürmeye çalışması imkansızdır. En yakınının üzerinde bile kendi istediği gibi iradesini yürüttüremez bu zamanda insan. Umum insanların halini ve şanını değiştirmeye bize imkan yoktur. Öyleyse zahirini onlarla beraber tut, iç aleminde Mevla ile beraber ol. İç alemin Mevla ile olduktan sonra seni isterse efendim Yusuf peygamberin zindanına hapsetsinler, sen cennettesin. Değilse seni saraydaki padişahın tahtına oturtursalar zindandasın. Allah ile olmayan insan zaten zindandadır. Ve bu zamanın popüler hastalığı, ne zahmet bir popüler hastalığı. Aferin. Popüler hastalık dediği odur. Çok popülerdir. Sırnaşık kedi gibi herkesin yanına yaklaşıyor o. Hemen hemen insanların çoğunda vardı o. Stres dediği, Türkçesi nedir? Bunalım derler. Sinir'in Türkçesi nedir? Delilik alameti. Tumarhanacı. Lakin kibarlaştırdılar işi de sinirli de diyorlar. Ve deli de be buna. Türkçe konuş, vatandaş. Sinir hastalıkları hastanesi. Ne sinir be? Tumarhane de. Nereye gidip geldi? Sinir hastanesine gidip geldi. Buraya tumarhaneye gidip çıktık desene bana. Kaba geliyor. Kaba gelsin bilmem. İnce gelsin. İşin hakikati bu. Yani insanları yaşadıkları hayatın şartları çıldırtmak yolundadır. Çünkü işten destek yok ki dışarının baskısını karşılayacak içeriden bir manevi desteği kalmadı milletin. Tüm göçüyor. Sinir sistemi alt üst oluyor. Tam deli oluyor. Yarım uçuk deli değil, tam deli. Tam deli olmasa canına kıyar mı? Allah muhafaza. Tam deli olduğu vakitinde o canına kıydırıyor. Allah'a söyleyeyim. Anında da pişman olur. İntihar. İntihar eden kimse anında pişman olur. Lakin geçti. Anında peçeye bastığında, zehiri içtiğinde, sukaranı aşağı attığında anında pişmanlık gelir. İmkan yok. Bitti. Şimdi o nokta tabii zor meseledir. Bununla beraber bizim inancımıza göre Müslüman canına kıyması haramdır. Kat'i haramdır.
hatta yani üzerine 100 kişi hücum etse bir kimsenin öldürmek kastıyla elini kaldırmasa mesul olur. Bunlara ben ne yapabilirim? Teslim yok. Yaklaşana hiç olmazsa bir pokus, bir tepme, efendim bir Osmanlı tokadı, efendim bir karşılık yap. Ki nefsi müdafaa vaciptir. Söylesene hoca efendisin sen, ağzını alsana. Bu mühim, nefsi müdafaa vaciptir. Teslim olamam. Ve nefsini müdafaa ederken ölen kimse şehittir. Etmeden ölen müntehir, intihar etmiş hükmündedir. Bununla beraber tedrici kendisini zehirleyen ve onun tesiriyle ölen adam müntehirdir. İntihar etmiş sayılır. Azar azar tesir eden zehir vardır. Bunu kullanaraktan vücudunu zafiyete atan, kulluk hizmetlerini yapamayacak dereceye gelip neticede ölen adam yavaş yavaş kendisini öldüren adamların listesinde çıkacaktır kıyamet gününde. Şeriat zehirlediği için mesuldür. Zehirleyemezsin. Mal senin değil çünkü. Vücut senin değil. Vücut sabınındır. Sana güzel kullanasın diye verdi, zehirleyesin diye değil. Çok dikkat isteyen meseledir o. Nerede kaldı? Öteki işgiler, müşgiler hepsi vücudu tedricen zehirlediğinden dolayı intihar eden adamların listesinde çıkacak kıyamet. Çünkü sorulacaktır. Bu vücudu nasıl çürüttün sen? Sana sen selamet vücut verdim ben azaları tamam. Nasıl oldu da çürüttün sen? Kabirden kalktığı vakitte dört sualin cevabını vermeden adım attırmaz diyor oradan adamı. Ne bildin? Bildiğinle ne işledin? Nasıl kazandın? Kazandığınla ne yolda kazancını sarf ettin? Vücudumu ne yolda çürüttün? Ömrünü ne yolda tükettin? Dört sualdir bu. Ayağını kıpırdatmaz diyor oradan. Dört sualin cevabını vermedi. Veremediğin cehennemden bir baş uzanır diyor. Tavuk yan toplar gibi bunları toplayıp toplayıp alacak içeriye. Hareket etmeden mahşere. Başka ameli sorulmaz. Yok ne soracak artık? Neyini soracak? Ameli mi kaldı onun? Kaçalarından akıyor. Ne için grev yaptın Ali Efendi? Ben sizin rızkınıza kefil değil miydim? Derse Allah-u Zülcelal bu hocalara ne diyecek der. Siz bunu okumadıydınız. Bir tanesi Bayezid ve Sami Hazretleri şeye gelmiş bir camide, o çok dolaşan zat. Biz de tayyareyle dolaşıyoruz şimdi. Eskiden çok ayak ayakla dolaştım Amel Efendi. Aşağı eşek sırtında da dolaştım, neyanda dolaştım, arabada dolaştık. Hasılı kelam, yani güya dervişlik yaptı ve çok dolaştım yıllardan. Sonra şimdi otomobiller, arabalar, şimdi de efendim kıtalar arasında tayyareyle dolaştırıyor Cenab-ı Allah bizi. Allah'ın fazl-ı keremi. Bayezid ve Sami Hazretleri bir seyahati esnasında bir camiye uğramış, namaz kılıyor. O da şimdi benim kıyafetim garip ya milletin içinde, onun kıyafeti de garip. Tam imamın arkasında oturmuş. İmam böyle mihraptan dönüp de baktığında demiş ki ya şey, nereden gelin, nereye gidelim demiş. Buradan gelirim, buraya giderim demiş. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum. Nerede gelin, nereye giden? Buradan geliyorum, buraya gidiyorum demiş. Memleket neresi? Memleket burası demiş. O imam demiş ki, ya şeyh,
tüccar mısın demiş. Yok demiş, tüccar değil. Bağın bostanın var mı? Yoktur demiş. Ticaretin, micaretin var mı? Yoktur demiş. Aylin, yıldırın var mı demiş. Yoktur demiş. Bu bandan biraz da kalmadı, hiçbir şey kalmadı demiş. Peki diyor, sen nasıl geçinin demiş. Bu demiş, ben seni Müslüman zannedip de arkanda namaz kıldım demiş. Meğer sende din iman yokmuş. Dur ben kakayım namazı ya dedim, seni arkanda kıldığında sonra cevap vereyim demiş sana. Çünkü sen Rezzak'a demek ki Allah'ın Rezzak olduğuna inanan adam değilsin. Bu sual ne soran bana? Bu kedi var orada. O kediye sorsana demiş. Nasıl geçinin? Tüccar mısın? Kâcip misin? Müdür müsün? Kitlerde misin? Mebus musun? Tefavüt mahallin emekli misin? Nesin? O köpeğe ne sorman demiş. Nasıl geçiniyorsun da bana soran? Kedi köpekle nasıl geçiniyor? Geçindiren Allah, ebaizini geçindiremezsin demiş. Dur şimdi namazı tekrar kılayım demiş. Şimdi bu hoca efendilere böyle söylemek lazım. Afetsiz yangı vereyim buraya. Zaten bu herifler istediyor, camiler kapatsın, hocalar da camileri kapatır. Gidiyorlar meydana. Bunlara akıl öğreten şeytan kimse bilmem ki. Onun gibi. Gene bir kimse gelmiş. Bu mesele mühimdir Ahmet Efendi. Bayezid ve Sami Hazretlerine bir nebbaş gelmiş. Nebbaş kimdir bildin mi? Hiç okuman ki, gazete okurdu. Her gün kitap okur mu? Nebbaş'ı evet, bilirsin. Evet, nebbaş dediği kefen sonucudur. Kefen soyan adı. Allah o yere düşürtmesin. Amin. Kefen soyan. Bir kimse gelmiş böyle korkaraktan gelmiş. Şeyh Efendi'nin huzuruna. Demiş ki, ey Bayezid, sen Evliyalar Sultanısın. Tövbe etmeye geldim demiş. Zenaatın nedir demiş. Zenaatım kefen soymaktır demiş. Şimdiye kadar kaç kefen soydun demiş. Bin kabir açtım demiş. Bin kabir açıp kefenlerini soydum diyor. Peki diyor şimdi Bayezid. Aslan Hazretleri. Ne gibi acayip gördün demiş sen. Kabirleri açtığında Allah'a demiş. Senin huzurunda yalan söyleyemem. Doğrusu odur ki ben iki kişinden mada hepsinin yüzünü kıbleden döndürülmüş gördüm demiş. Allah Allah. Kıbleye yatırın ya yüzünü. Kıbleden bu tarafa döndürüldü diyor yüzleri. Ben oturdum da. Ben o vakit demiş ki Abayezid ve Sami Hazretleri bildi. O ne için olduğunu, sırrını bildi. Dedi ki bunlar Cenab-ı Hakk'ı rızık hususunda töhmetli tuttuklarından dolayı bunların imanları çürüdü de kıbleden onun için döndürüldü demiş. Ne gibi bir kimse dese ki berekat bu ayrıcığım vardı da geçiniyorum. Veyahut berekat bu 5-10 kuruş sandıkta yatır da geçiniyorum. Berekat bu dükkancığım var da geçiniyorum. Berekat bu evceğizim vardı da aylığından geçiniyorum. Berekat bu bahçacığım vardı da geçiniyorum. Dedi mi Allah'ı unuttu. Budur töhmet diyor. Cenab-ı Hakk'ı töhmet altında tutmak. Bu 63 hadiseleri oldu. Bilmem sen çok küçük yavruydu. Gözü açılmadı, sığırcık yavrusu gibi. Nusreddin Hoca'nın oğluna
kara patlıcanı göstermişler kahvede, böyle meclisten. Nedir bu demiş, o oğlancık demiş ki, gözü açılmadık sığırcık kuşudur demiş. Hoca efendi o doğrulmuş demiş ki, bu çocuğun ferasetinden beni öğretmedin demiş. Kendi zekasını demiş. Kendi zekasıdır bu demiş ki, işi halletti. Şimdi, sen de o vakit nerede öyleydik ve Şillura'yı şeyden, Ayvasıl'dan uğurlar geliyor diyerekten Şillura'daki ahali efendim oldukları gibi, çünkü Musa abi Hacı Ali'yi bilin. Bizim elimizde silahlar var dedi. Çünkü muharip sınıfındaydı onlar. Elimizde silahlar var. Taktik şeridi. Fethiye basarız. Rutubette hiçbirisi atılmaz. Makinalı tüfek. Hiçbirisi. Çünkü yerden çıkarttılar. Çıkardılar, getirdiler. Mevzide baktılar ki hiçbirisi atılmaz. Çabuk demişler. Ne sağa bak, ne sola bak, böyle köyden çıkın. Çünkü elimizdeki silah çalışmaz, fişek atmaz. Hepi gizli keserler. Ve damdelen Mehmet Bey vardı, Allah rahmet eylesin, beş vakit uygulardı o. Duvardaki ceketini böyle alamadı. Ki parası kulu vardı, onun içerisinde kaç yüz lirası. Onu giyemeden kapıdan çıktı gitti. Hacı Ali Bey, rahmetlik, babası şey, Mustafa'nın, efendim, o Hasan Bey, oğulları, Derişah, hepsi zenginler. Üzerlerindeki elbiseyle çıkıp kaçtılar. Kırmızıya para çektiler. Yürüdüler, oraya yetiştiler. Subhanallah-i Ali'il Azim diyorum, hiçbir şeysiz gittiniz. Sizi aç koydu mu Mevla, vallahi Şeyh Efendi diyor, aç bırakmadı. Ne aç bıraktı, ne susuz bıraktı. Biz çoğunluk alamadık. Bütün mal servetimiz, efendim, paramız, pulumuz, her şeyimizi bıraktık ve çıktık. Gene Cenab-ı Mevla bizi ne aç koydu, ne açık bıraktı. O vakit anladık diyor ki, bu geçim meselesi ilahi sırdır. Allah'tır Rezzak olan. Bizim malımız, mülkümüz değildir. Hiçbir şeysiz çıktık biz ve bizi barındırdı Cenab-ı Allah. Kırlı'da çiftlikleri de oldu. Ev yer sahipleri oldular, bağ bahçe sahipleri oldular. Tekrar Türk içeri girdiğinde yerine dönmeyi istemedi kimse. Ya. Onun için dikkat et, hocasını bilhassa, gökyüzü demirle kapatılsa, yeryüzü bütün kaya kesilse, mümin olana yakışmaz diyor, nereden ben diyeceğim, rızkım nereden gelecek diye şüpheye düşmek imansızlık alamet. Gökyüzünü kapatsın, kapadı, seni başka yerden gönderemez mi? Amenna ve saddakna. Hadi yetişir. Emin Allah'a tevhid. Bir sırrı Allah-u Teala bir kutluyu yarattığı zaman tarzada otu bitermiş. Yarattığı zaman yerinde otu bitermiş. Dinine sağlık. Şimdi çok güzel o ataların şeyidir. Sözüdür. Köylüler bilir onu. Kuzu için ot yaratılır da Adem olduğu için rızık yaratılmadı. Bizim rızkımız bizim yaratılmamıza 60 bin yıl önce hazırdır deyiyor. Rızkını kimse bitirmeden dünyadan gitmez ve kimse kimsenin rızkını da yemez. Yevmun cedid, rızkun cedid. Her gün yenidir, rızkımız da her gün yeni rızık gelir. Korkma. Evet. Bir dua edelim de kalkalım sabah, şu geceler epey kısaldı. Bu kadar sohbet
İnşallah yetişir hepimize. Gene bakalım. Buradaki bu sultanın maidesindendir. Ağlayan sultan. Ağlayan dedemizin manevi bir kuvveti yetişti bize burada. Bu birkaç sözü söylemeye Allah razı olsun. Manevi sofrasıdır evliyaları. Maneviyat olmasa sohbet ruhsuzdur. Yansız der. Sohbet bir rahatlık var efendim. Bu ağlayan dediğin sözü dolayıdır değil mi? Hiç şüphesiz. Böyle mübarek zatın onun sofrasıdır. Biz burada onun sofrasından hem zahirde toylandık, hem maneviyada toyladı bizi. Onun için ziyadeten şerefinde bir sallallahu aleyhi ve sellem sahbim. Cemiyel enbiyâl evliyâna şeyhine adet-i şeyhine ağzın nâzı fî civârihim ve alel husûz ilâ ruh sırt-ı seyyidil âlemîn Seyyidina Ebi Abdillâhi Hüseyin ve Rufakâihil Fâtiha.